Ömründen 5 saniye gitti bile ve üzgünüm ama o 5 saniye asla bir daha geri gelmeyecek. Tıpkı bundan önce harcadığın binlerce saniyenin geri gelmeyeceği gibi. O zaman uyan artık ve kendine gel. Yapacak daha önemli işlerin varsa bu videoyla vakit öldürmeyi bırak. Çünkü 150 saniyeni daha alacağım. Alacağım diyorum ama aslında şu anda ben senin vaktini almıyorum. O kıymetli vaktini bana sen kendin veriyorsun. Üstelik öyle 2 dakika deyip de geçme. Gün dediğin zaten 1440 dakika. Ve sen bunun 720'de birini hiç tanımadığın birine yani bana ayırıyorsun. Şimdi sana sorarım. Cebinde 720 lira olsa hiç tanımadığın birine bunun 1 lirasını verir misin? Farkında mısın bilmiyorum ama hayatta en kıymetli şeyimiz hayatımız. Ve maalesef ki bunun bir sonu var. Ne kadar yaşayacağımızı kesin olarak bilmesek de bunu ölçmek için bir araç bulmuşuz ve adına da zaman demişiz. Yani zaman dediğin hayatının ta kendisi. Onu boşa harcaman, hayatını çöpe atman demek. Giden zamana yapabilecek bir şey yok elbette ama içinde bulunduğun zaman sana ait. Onu nasıl değerlendireceğini, hayatını nasıl yaşayıp geleceğini nasıl şekillendireceğini sen belirliyorsun. Halen izlemeyenleriniz varsa Steve Jobs'ın şu etkileyici konuşmasını hatırlatmak isterim. Bir bölümünü alıntılayarak aynen aktarıyorum. Geçtiğimiz 33 yıl boyunca her sabah aynaya bakıp kendime aynı soruyu sordum. Eğer bugün hayatımın son günü olsaydı, gün içinde yapacaklarımı yapmayı yine de ister miydim? Ne zaman ardı ardına çok fazla hayır cevabı vermeye başladıysam, bir şeyleri değiştirme vaktinin geldiğini anladım. Eninde sonunda öleceğini bilmek, büyük seçimler yaparken bana yardımcı olan en önemli araçtır. Çünkü çevrenin beklentisi, gururunuz ve başarısız olma korkusu gibi her şey, ölüm gerçeğiyle yüz yüze geldiğinde ortadan kaybolur. Öleceğini bilmek, kaybedeceğin bir şeyler olduğu yanılgısından kurtulmanın en iyi yoludur. Aslında sen tamamen çıplaksın ve kalbinin sesini dinlememen için hiçbir engel yok. Zamanın kısıtlı. Bu nedenle ömrünü sana biçilen hayatı yaşayarak ziyan etme. Başka insanların seslerinin senin iç sesini bastırmasına izin verme ve en önemlisi kalbinin sesini dinleme cesaretini göster. Biliyorum biraz içini kararttım. Öyle ölümden falan bahsedince biraz canın sıkılmış olabilir. Amacım seni bunalıma sokmak ya da telaşlandırmak değil elbette. Bilakis hayatının halen elinde olan kısmını ziyan etmemen için seni uyarmak. İşte bu amaçla zaman temalı yeni bir video serisine başlıyorum ve sen bunun ilkini izledin bile. Zamanı etkili ve verimli kullanabilmek adına her şeyi bu seride bulabileceksin. Sen de videoları ilk izleyenlerden olmak istiyorsan abone olman yeterli.